peki Bansa efendime iyi günler. Neler aldın bakalım Ramazan efendi? Her günkü şeyler bey. 7 numaraya misafir gelecekmiş, ne ısmarladı onlara? Daha bir şey ısmarlamadılar bey. Peki ne ikram edecekmiş bu herifler misafirlerine? Vallahi bize ne bey, ne ikram ederlerse etsinler. Sevda Hanım ne aldı ha Sevda Hanım? Ey Allah'ım ey, tövbe tövbe estağfurullah. Çek çek bas. Faturamı aldın değil mi Ramazan efendi? Buyurun Sevda Hanım. Bülent Bey'in hanıma gitti değil mi Ramazan efendi? Gitti Sevda Hanım. Acaba Bülent Bey'in bir şeye ihtiyacı olur mu dersin? Bilmem ki Sevda Hanım. Ramazan efendi... ona bir şey istediği zaman beni aramasını söyler misin Ramazan efendi? Anlamadım. Yok, bir şey yok. Tövbe, sabırla, pezemek miyim ben be? Günaydın. Ver bakalım. Bir dakika. Tek tek basaraktan bade süzerek... Geçen ayın hesapları. Söyle, 2 gün içinde ödesinler. Peki yönetici bey. Bir de herkese tembih et... sokaktan gelirken giriş kapısını kapasınlar. Sonra ısınmıyoruz diye şikayet edip dururlar. Maaş üstüne yönetici bey. Gel canım gel aman, tek tek basaraktan bahdede size. Buyurunuz Bülent bey. Teşekkür ederim Ramazan efendi. Sağ ol. Gel. Gel canım. Gel canım, gelin aman. Tavsiyemizi ver bakayım. Hala gitmedi mi? Gidecek, birazdan hazırlanıyor. Şişt, paranı aldın mı? Aklım fikrim parada. Muhallada hiç paramız kaldı mı ayol? Hadi hadi çabuk ol, daha bir sürü işimiz var. Bana bak, sen bir daha sokağa çıkacak olursan hani o şey var ya... Of, vallahi gidiyorum ama aklım sende. Bensiz ne yapacaksın 15 gün bilemiyorum. Aman dikkat et, sakın hava gazını açık unutayım deme patlayıverir. Merak etme. Gece kat kapısını mutlaka sürgüle, etraf hırsız dolu. Olur, sürgülerim. Akşamları pek geç yatma emi, uykusuzluk sana hiç yaramaz. Uykun tutmadığını sakın sakın içki yok. İlacını başucuna koydum, 2 tanecik alacaksın tamam mı? Söz ver bakayım bana, hiç içki içmek yok, 1 yudum bile, tamam mı? Kocacığım biliyorsun miden. Bu ne? Eşek! Aslan sütü karıcık, akşamları bir yudumcuk. Aslan sütüymüş. Ablacığım, gözünü sevin, dikkatli ol ha. Biliyorsun bizimki pas aklının biridir. Çocuk gibidir anlayacağını. Evim de kocam da sana teslim ablacığım. Ramazan efendiye söyle sakın içki falan alma. Merak etme. Gördün biraz evvel kaşla göz arasında rık kaldırmış ayol. Sen hiç merak etme kızım, ben ona göz açtırmam. Gözün hiç arkada kalmaz. Tamam hanım. Hadi hazırız. Tamam mı? Geliyorum. Yok. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle güle. Dediklerimi unutma sakın ha. Ben merak ettim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah, tam sırasıydı. Bagajı aç, bagajı. Lastik patladı. Lastik. Ne yapalım? Sağlık olsun kocacığım. Dur. Olur şimdi. Hadi.
Ha, Saffet! Saffet! Bana bak, biliyorsun buzdolabının fişini çektim. Sütle su mutfağın balkonunda, anladın mı? Ha, Ramazan Efendi'yi de söyledim. Sana her gün bir kutu yoğurt, 250 gram da beyaz peynir alacak, tamam mı? Saffet! Saffet! A, beni dinlemiyorsun canım, aklın nerede? A, ne yapıyorsun orada? Eyvah! Unuttuk işte telaşla! Neyi unuttuk? Senin ilacını! Bu sabah kahvaltıda hapını yutmadın! Aman ben de önemli bir şey unuttuk sandım! Önemsemiyorsun ama! Doktor ne söyledi? Bu ilacı her sabah alman lazım! Biliyorsun miden berbat! Karıcığım benim bir şikayetim yok ki midemden! Vallahi gidiyorum ama aklım burada sende kalıyor! Neden muhalle? Kıraat arabasına bak! Neden diyor şimdi, yaklaştırma! Bir de neden diyor! Vallahi sen adamı çıldırsın! Sinirlenme hayatım! Açıniden çıkıyorum ben! Yanında ben olmadın mı sudan çıkmış balığa dönersin sen! Bir kere alışık değilsin ki! 15 gün yalnız başına nasıl yaşarsın? Ya bırak Allah aşkına, çocuk değilim ben! Çocuktan da betersin! Seni bilmez miyim ben? Elinden hiçbir iş gelmez! Sefil perihan olacaksın! Dün şurasında 15 gün annenin yanına gidiyorsun, mesele haline getirdin! Aşk olsun! Ben senin için telaş ediyorum! Sen kalkmış beni paylıyorsun! Hayatım, kendini boşuna üzüyorsun! Alt tarafı 15 güncük bu! Viski. Üç mü? Hı hı. Evet. Efendi.
50 liralık normal koy. Tamam abi. Abi be, nereye gidiyorsun? İstanbul'a. Şurada iki tane turist var. Onları da alsana, sevaptır. Nerede? İşte orada. Hı? Buyursunlar. Buyursunlar. Come in, come in. Come in, come in. Yürü. Ben taşırım. Ya. Hadi. Buyurun hadi. Nasılsın? İyi misin? Sorarsan söyler misin? Nereye gidiyoruz? Bir otel mi sen? Hangi otel? Bilmiyoruz. İstanbul'da ilk tatil bu. Bizim 15 gün tatilimiz var. Ya 15 gün ha? 15 gün tatil. İsterseniz bir yere gidip önce bir şeyler içelim. Ne dersiniz? Nerede? Mesela bize gidelim. Benim misafirim olun. Misafir? Nasıl misafir? Yani siz var benim eve gelmek diyorum. Benim eve gelmek. He? Aa. Sizin eve gelmek? Peki sizin madam kızmaz mı? Benim madam yok. Ben yalnızım. Benim madam mort. Öldü, Allah rahmet eylesin. Okey. Okey. Yerinden, yurdundan olursan ister misin? Aşkından çalarsam, oynarsan sen bizdensin. Dilay lay, beni takip et. Numara 4 İşte geldi ilki. Very nice. Hadi buyurun. Oh, thank you. İşte geldi ki. Nice, very nice. Very nice. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Ne de olsa bekar evi tabii. Burada hiç çekinmeyin, kendi evinizde gibi hareket edin. İstediğiniz gibi soyunup dökünün. Duş yapmak ister misiniz? Banyo o tarafta. Ama daha önce belki bir şeyler içersiniz ha? Ne içersiniz bakayım? Çay mı, kahve mi içersiniz ha? Ne? Ben alkol istiyorum. Ben de. Ne olursa olsun. Viski, kanyak, vodka. Vodka? Yes. Yes. Vodka. Yes. Yes. Please. Yes. Please. Please. Viski. Nereden bulacağım? Viski, viski. Nereden? Ay aksilik işte. Hanım burada da mı çıktın karşıma? Dur sen şimdi. Viski, viski. Of, viski. Bülent Bey. Sigaranı versene. Seyahatten yeni döndüğüm için viski filan yok da. Ama siz rahatınıza bakın. Ben yandaki arkadaştan Bülent Bey'den alır gelirim. Rahat edin siz, rahat rahat oturun. Viski geliyor, viski. Viski.
geldim. Günaydın Bülent Bey, nasılsınız? Çok şükür Saffet Bey, çalışıyorum. Öyle mi? Bizim hanım bugün İzmir'e gitti de. Ya öyle mi? Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. Sizinki de yok galiba. Ya öyle. Rahat çalışmak için Bursa'yı annesine gönderdim. Öyle mi? Çok önemli bir proje çiziyorum da. Bülent Bey, sizden bir ricam olacak. Bizdeki bitmiş de. Ne bitmiş? Varsa bir şişe viski rica edecek. Tabii bekleyin. Şöyle televizyonun karşısında. İçkisiz çekilmiyor televizyon. Teşekkür ederim Bülent Bey. Güle güle. Allah'a ısmarladık Bülent Beyciğim. Yine görüşelim, olmaz mı? Hey, whisky! Oh! Whiskey. You are very calm. Oh, thank you. Whiskey. Oh, thank you. Buz. Yes. Buz. Tuz var da buz yok. Bülent Bey de alır gelin hemen. Şimdi, just a moment. Merhaba Bülent Beyciğim, görüşmeyeli nasılsınız? Çalışıyorum dedim ya. Ben de. Bizdeki bitmiş de. Gene ne bitti? Buz. Buz. Biraz buz rica edecektim. Varsa tabii. Var. Onsuz olmuyor malum, içine koyuyorsun şıkır şıkır işte. Buz. Biter. Çok teşekkür ederim Bülent Beyciğim, çok naziksiniz. Bakın, belki başka bir şeyiniz daha biter de kapıyı ben her ihtimale karşı açık bırakayım. Çok hoşsunuz Bülent Bey, ne güzel espri, vallahi herkese anlatacağım. Islattım size. Hoşça kalın. Şerefinize. Şefrinize? Yo, öyle değil. Bak şöyle. Şerefinize. Oh, siz çok çapkınsınız. Sahi öyle miyim? Hadi sen söyle bakayım. Şerefinize. Bu eliniz niçin burada? Niçin orada? Okşuyorum. Sonra benim elim senin yanağını okşayacak. Sizde var mı tonik? Yani soda. Soda mı? Bilmem. Belki mutfakta vardır. Ama yoksa Bülent Bey'de mutlaka vardır. Gider alırım. Ben bulurum. Bülent Bey'den. Hadi bakalım, derse devam. Söyle, şerefinize. Hello. Hello. Merhaba. Pardon monsieur. Acaba viski için biraz soda var mı? Arkadaşınız sizde olduğunu söyledi. Tabii, mutfakta olacak. Oh, no, siz bırakın, ben bulurum. Bir dakika, yerini göstereyim size. Oh, no, siz keyfinize bakın, ben kendi işimi kendim görürüm. Hello!
Bülent'cim nasılsın? Yo, gene ne bitti? Saksıda bir çiçek bitti. Ne? Bir tane daha mı? He? Şey, Ingrid nerede? Mutfakta. Aa, mutfaktaymış. Bak Bülent'cim, bu da Suzy. Aslen İngilizdir ama şakır şakır Türkçe konuşur. Nasıl buldun kızları? Güzel güzel ama ben çalışıyorum. Projeyi yetiştirmem lazım. Bülent Bey. Bakın Bülent Beyciğim. İkimiz de bekarız. Bekarsak tövbekar değiliz ya. Gelin şu fırsattan istifade edelim, ha ne dersiniz? İngiliz benim olsun, İsveçli sizin. Daha peki, neler? İsveçli benim olsun, İngiliz senin olsun. Ya benim işim başımdan açmış zaten. Bir de turist kızlarla mı uğraşacağım? Mimarı nasıl buldun? Çok yakışıklı. Öyle çok yakışıklı. Evde çok güzel. Tatil iyi başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Burada kalıyoruz. Tamam, kalıyoruz. Hadi, tanışalım. Yahu, kızları getirirken bana mı sordunuz? Benden yardım falan beklemeyin, uğraşamam. İşim gücüm var benim. Bakın geldiler. Monsieur, biz sizin dolaptan bir şeyler aldık. Kızmadınız değil mi? Benim bir arkadaşım bana söylemişti. İstanbul'da çok güzel bir yer varmış. Bir dakika bakayım. Şulu Kule. Aa, Şulu Kule. Şulu Kule. Yavaş! Sustuk canım! Sus işte, gir! Peki canım! Aa, sen! Ülenciğim, biz Suzy ile bir çay demleyelim. Sen İngiltere projeyi gösteriver. Hadi. Hadi yürü, yürü. Hadi darling. Ben de bu arada biraz çalışırım. Çünkü iyice geç kaldım. Ne yapıyorsunuz? Deniz kenarında bir tatil köyünün projesini hazırlıyorum. Üstelik bir hafta içinde bitirmek zorundayım. Deniz kenarında
küçücük villalar. Çok güzel, biliyor musun? Ben denize bayılırım. Bitince beni oraya götürür müsün? İnşallah. Eğer tabii bitirebilirsek. Ben bir banyo yapmak istiyorum. Hı? Banyo mu yapmak istiyorsunuz? Kızar mısınız? Yok. Hayır. Hayır ama... Banyo nerede? Orada. Koridorun sonunda. Thank you. Alo. Merhaba karıcığım. Telefon etmek nereden aklına geldi? Yo, çok iyi ettin tabii. Sesini duyduğuma çok sevindim. Nasıl geçiyor tatilin? İyi. Ben bildiğin gibi projeyi yetiştirmek için durmadan çalışıyorum. Soğuk, kaynar su bu. Su çok sıcak. Su çok sıcak, yandım. Ya bağıracağına soğuk suyu aç. Evet sevgilim. Burada her şey o kadar sakin ki seni düşünmekten ve çalışmaktan başka bir şey yaptığım yok. Tabii hayatım. İstediğin kadar kalabilirsin. Ben gene seni ararım. Güle güle. Canım. Canım. Baba, oğlum Remzi, Mimar Blond'un evini bilirsin ya, beni oraya çekeceksin. Affedersiniz, sizi rahatsız etmiyorum ya. Hayır ama... Banyoda bundan başka havlu bulamadım da. Ben size daha büyük bir havlu vereyim. Thank you. Niye bakıyorsunuz bana öyle? Yoksa beni böyle görmek sizi şaşırttı mı? Siz Türkler çok çapkın oluyorsunuz. Havluyu alayım. Mersi. Bir şey değil. Buyurun. Başıma bütün bunlar o hep Saffet'in yüzünden geldi. Zampara Saffet. Buyurun karı budalası. Canım karı budalası olduğumu nereden biliyorsun sen? Estağfurullah. Ne demek ki? Ben sizi beklemiyordum da. Geldiğine pek sevinmedin galiba. Daha neler. Şeref verdiniz. Bırak şimdi yağcılığı. Nasıl ciddi işler? Proje bitti mi? İşte hemen... Ne demek öyle hemen hemen? Bitti mi bitmedi mi? Onu söyle. Bitirmeye çalışıyorum. Şunu bir görelim mi gari? Tek boyuk bir ilerleme yok bu işe, ha? Siz de hak verirsiniz ki kolay olmuyor. 35 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak bir sitenin projesi bu. Biraz zaman ister. Delikanlı, milyonları yatırıyorum ben bu işe. Bir an evvel paramı kurtarmak istiyorum ben. Bu da... Bir an evvel inşaata başlamakla mümkün. Bir sigaret isteyecektim. Sigara mı? Ne kadar planlı çalıştığın adam akıllı anlaşılı. 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 Sırası mı şimdi? Buyur cizalım. De bakayım, kim bu güzel kız böyle? İsveçli bir mimari talebesi. Turist olarak gelmiş. Yanımda çalışıyor. Yani stajyer, yardımcı. Stajyer ha?
Hamama mı stansiya bir boylu? Değil tabii. Birazdan giyinecek. Banyo yapmıştı da. Ben de bunu yedim ha? Vallahi inanın ki vaziyet sandığınız gibi değil. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Tüy. Bakın, şu kısmı olduğu gibi plaj ve yeşil saha olarak bıraktım. Hal tuttum. Boş bir saksı bulsam içine iki oda bir mutfak yapar gagalarım. Daha yeşil saha değil, bina lazım, bina. Ben paralarımı binaları satarak kurtaracağım. Monsieur, sigaram söndü. Please. Thank you. Ne dedi? Teşekkür ettim. Ah, kibar kız canım. O zaman şu kısmı sadece plaj olarak bırakırız. Olabilir, olabilir. Şimdi gelelim hesaplara. Arz etmiş olduğunuz gibi 35 değil 150 metrekarelik mutfakla yer değiştirdim. Şimdi balkonlarda deniz görüyor. Fakat arka taraf katiyen deniz görmüyor beyefendi. Peki denizi bu tarafa döndüremez miyiz öyle? Bu kadar zahmete girmeyeyim beyefendi. Arka tarafa büyük bir havuz yaptırırsınız olur biter. Darling, şu fermuarımı çeker misin lütfen? Sen onu bana bırak. Bu benim için büyük bir zevktir. Siz hep Blend'in yanına mı kalıyorsunuz böyle? Henüz belli değil. Ya, herhalde bu İstanbul'a ilk gelişiniz olacak sizin, ha? Evet. Nasıl buldunuz güzel şehrimizi? Bilmem. Henüz gezmek imkanını bulamadım. Öyle mi? Bırakın da bu güzel şehrimizi ben gezdireyim size, olmaz mı efendim? Bulun Bey, gel. Bu Çiçek Hanım'la tanıştırsana bizi. Tabii, patronumuz müteahhit Hasan Bey, bu da İngiliz. Ben kendilerini bu akşam yemeğe davet etmek isterdim. Aman ne iyi olur. Nasıl? Yalnız ikimiz mi? Siz şimdi gidin. Ben işimi bitirince gelir sizi bulurum. Fakat... Rica ederim Ingrid. Lütfen git. Çalışmam lazım. O buraya çalışacak. Biz sınırın önce şöyle bir karnımızı doyuralım. Önce bir hamsi pilav. Arkasından bir hamsi tatlısı yedik sonra... mi? Sonra? Bir lira gideriz ya işte. Buraya dönmek isterim. Sen buradan kaybol. Buyurun. Arabam aşağıda bekliyor. Cidil. Goodbye. Kim bunlar hanım? Vallahi bilmem, ben de ilk defa görüyorum. Avrat da pek Türk'e benzemiyor. Al şunu, hemen iç biraz ısınalım. Neden içmiyorsun? Şimdi canım istemiyor. Şunu çalsana. Çalayım. Hay Allah, işlemiyor işte. Plak çalmamız şart mı? Tabii, buraya müzik dinlemeye geldik. Ha tabii, müzik. Peki, yapmaya çalışalım. Nereden çalın şunun ucu? Nerede bu meretin ucu? Baksana şekerim, çarşaf olmuş, işlemiyor işte. Boş ver dansı, hadi gel içki içelim ha, ne dersin, hadi. Canım dans etmek istiyor. Pekala, gel edelim hadi. Aa, müziksiz dans edilir mi? Tabii, ben ağzımla şarkı söylerim. Kiribom, ben kiribom, müzik bom, istiyorum. Kiribom bom, kiribom bom bom. Pekala, bekle biraz Bülent Bey. Yahu, gel çalıştır şu pikabı. Kız dans edeceğim diye tutturdu. Bana bak, burası gazino değil. Bu kadar dansa meraklıysa al onu diskoteye götür. Yahu deli misin sen? Ben evli bir adamım. Biri görürse ne der? Karımın kulağına gider sonra. Hadi gel, çalıştır şu pikabı. Eğer buzlar erirse işler daha kolay yürür. Hadi gel hadi. Bana bak, başımdan gider misin sen? Yahu ne kızıyorsun? Görmüyor musun? İşim var. Rahat bırak beni. Öbürü nerede? Öbürü kim? İsveçli sarışını soruyorum, Ingrid'i. Bizim patron Hasan Bey, onu yemeğe götürdü. Ne?
Bana bak, ben Hasan Bey'in pezevengi miyim? Yok, ben mi pezevengiyim? Götürdü işte, Allah Allah! Yahu çiçek gibi kız o ayıya nasıl teslim edilir? Ne yapalım? Başımdan def etmek için başka çare yoktu. Ben bu kızları senin patronun için tavlamadım. Senden bu eve kız getirmeni isteyen mi oldu be? Nedir bu çektiğim? Neredeyse işimi kaybedeceğim. Hadi defol başımdan da çalışayım biraz. Bülent, gelip bir kapı çalıştıracak mısın ha? Hayır! Şşş, anladık, anladık! Bağırma, sağır değiliz. Allah'ın belası! Son sigarama varıncaya kadar her şeyime ortak sanki. Bekle, kocamdan paranı alır, şimdi veririm. Hadi. Hay Allah! Evde yok galiba. Hay Allah! Bu saatte nerede olabilir? Üzülme be ablacığım! Madem kocan evde yok, güzel bir lokanta biliyorum. Gel beraber bir şeyler yiyelim, istersen bir iki kadeh atarız. Aa! Adeli'nin zoruna bak! Sen beni ne zannediyorsun? Beraber yemek yiyecekmişiz. Hadi defol git başımdan, hadi! Defolmasına defolurum ama önce paramı ver! Yahu ne laf anlamaz adamsın sen be! Çantamı kaybettim diyorum! Yanımda ne para var, ne de eve girmek için anahtar! Orasını anladık da ne yapalım yani? Havaalanından buraya kadar tam 60 papel yazar bu taksimetre! Ne olacak yani bu para? Kimden alacağız bunu? Kim verecek paramızı? Muhalla hanım, seyahatten döndünüz mü? Ah, başıma geleni sorma Bülent bey! Uçak İzmir'e iniş yapamadı, gerisin geriye Yeşilköy'e döndük. Tam 4 saat bekledik, sonra da iptal ettiler. Ah, bu arada hırsızın biri kalabalık arasında para çantamı alıp kaçtı. Ben de bir taksiye binip eve geldim. Ama bu Allah'ın cezasına verecek param yok. Deminden beri zile basıyorum, Saffet kapıyı açmıyor. Açmaz. Ha? Yani, açamaz. Anladım. Anladınız demek. Evde yok değil mi? Yok. Tabii. Herhalde evde yok. Malımı bilmez miyim? Ben gider gitmez sokaklarda sütmeye başladı işte. Şimdi bizim parayı kim verecek? Of, 60 lira lazım da. Ben vereyim. Sağ olun, teşekkür. Sonra sizden alırım. Al hadi, al. Ben Durak'tayım. Eğer lazım olursam Jilet Niyazi diye ararsınız. Hemen gelirim! Tamam abla! Hadi! Voltalen! nereye Muhalla hanım? Anahtarım kayboldu! Saffet de yok! Bülent bey, Saffet gelene kadar siz de beklesen? Olmaz! Olmaz! Yani ortalık karma karışık. Biliyorsunuz Jale de yok. Açlıktan da öleceğim neredeyse. Ama nereye gider bu Saffet? Nereye? Evde bir lokma ekmek yok. Aman ne güzel tesadüf! Ben de yemeğe gidiyordum. Hadi buyurun, buyurun gidelim. Ay oldu, yaptım! Bir son bulsun acı günler. Ay çok teşekkür ederim Bülent bey, size yük olmadım yani değil mi? Ama... İki şiş lütfen, bir de salata. Bahsin. Ay şişler çok uzun sürer, hazır bir şeyler yesek. Uzun sürsün, acelemiz ne? Telefon var mı? Bu tarafta. Ha, şimdi geliyor. Bir dakika.
Allah, ya. Gene bozuldu. Ne oldu buna? Aksilik. Artık dans yeter. Benim karnım acıttı. Ötekilerin yanına gidip yemek yiyelim. Bir dakika şekerim, şimdi tamir ederim. Şimdi bak yapacağım. Siz 5 dakika bekleyin. Ben bizim alet kutusunu alayım. Sizin kapıyı açalım. Bülent Bey, pek telaşlı bir haliniz var. Yoksa benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ben mi? Ya, onu da nereden çıkardınız? Ne saklayacağım sizden? Bilmem. Yoksa Saffet'e bir şey mi oldu? Yok canım. Herhalde size öyle geldi. Bülent Bey, müthiş başım ağrıyor. Ben de sizinle geleyim de bir aspirin verin bana, ne olur. Olmaz. Neden? Yoksa içeride görmemem gereken bir şey mi var? Aha, daha neler? Demek ki girebilirim, müsaadenizle. Mutfakta aspirin olacak. Su da var, gidip alabilirsin. Şu Allah'ın cezası pikap öldürüyordu beni az daha. Eğer hemen kaybolmazsan karın öldüreceksin. Ne? Karın mı? Evet, aşağıda, mutfakta şimdi. Mutfakta mı? Ne işi var orada? Aspirin arıyor, uçak arıza yapmış dönmüş. Eyvah! Beni burada olduğumu biliyor mu? Bilmiyor henüz, sokağa çıktı dedim ona. Bu kızı görürse öldürür beni. Yürü yürü, aklıma bir şey geldi. Peki. Yürü. Hadi dışarı çık, dışarıdan geliyormuş gibi zile bas. Var burada. Ne zaman döndün? Sorma başıma gelenleri Saffet. Uçak arıza yaptı. Biliyorum ya. Nereden biliyorsun? Yani tahmin ediyorum. Sen burada olduğuna göre. O kalabalıkta para çantamı da çaldılar. Bah sevgili karıcığım, neler gelmiş başına. Hesap ver bakalım, sen neredeydin bu saate kadar? Ben mi? Hiç. Sinemaya gitmiştim. Kapı çalındı galiba. Oo, siz miydiniz gelen? İlginize teşekkür ederim Bülent Bey. Estağfurullah. Hadi eve gidelim Saffet. Müthiş başım ağrıyor. Yorgunluktan bittim. Nedir bu ses? Nereden geliyor? Hiç. Bitişik dairede hasta bir kadın vardı. Ya, hiç haberim yoktu. Komşular yeni bir hizmetçi aldılar da. Bu hizmetçi İngilizce bağırıyor ayol. Ne var bunda şaşacak? Hiç İngilizce bilen hizmetçi duymadın mı sen? Niye bağırıyor bu kadın? Hep bağırır böyle. Kızınca İngilizce bağırır, sinir hastası. Aman bize ne, elin sinir hastası İngilizinden karıcığım. Hadi gel biz evimize gidelim. Hadi gidelim, canım. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Matozel? 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 Kendinize gelin. Öldü mü ne? Matozel, kendinize gelin. Eyvah! Nedir bu benim başıma gelenler? Ne yapacağım ben şimdi? Bir doktor. Bir doktor bulmalıyım ben. Aman bir doktor. Buyurun. Doktorcuğum ben Bülent. Ceryandan bayılan biri var burada. Ne yapsam acaba? Ne olur bana bir akıl verin. Önce hastanın göğsünü aç. Göğsünü mü? Göğsünü mü? Göğsünü mü açayım? Bir dakika. Püs yaptıracaksın. Dudaklarını ağzınızın içine alın. Aldım aldım. Alıyorum. Good. Kiss me darling. Hastanın dudaklarını ağzına aldın mı? Aldım aldım.
Aldım bak. Kiss mi yapıyorum doktor? Ne oluyor orada? Hastanın durumu nasıl? Hastanın durumu çok iyi. Benimki de fena sayılmaz. Senin bu metot harika doktor. Çok teşekkür ederim. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Doldur bak hep. Ne olursun başlama, kavgadan artık bıktım. Kalbimi kırma sakın, bak çileden çıktım. Vazgeç bu sevdadan, aklıma bak ne geldi. Çatmak istersen, ay ay bundan böyle. Ay ay de ki bana, kaymak tabakta, güzel yatakta. Apartmanınıza cıldık. Son bir kadeh şampanya açalım sizden. Yukarı buyurmaz mısınız? Geliyorum ama arkadaşça, başka şey yok. Tabii arkadaşça canım. Sonra şoförünüz beni eve bırakacak. Bilmek bırakacak, nasıl olabilir? Tabii bırakacak. Huy, huy de laimsa! İnşallah gümüş takımları da beraber götürmemiştir. Merhaba Bülent Bey. Merhaba Sevda Hanım. Hanımınızın seyahatte olduğunu biliyorum da, acaba bir şey lazım mı diye sormaya geldim. Sağ olun, sağ olun efendim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Plak çalıyor da. Aklınızda olsun. Bir şey lazım olursa hemen Ramazan Efendi ile haber gönderin. Tabii. Merhaba. Merhaba. Nasıl, iyi eğlendin mi? Pek sayılmaz. Sen iyi bir gece geçirmişe benzersin. Hem de nasıl? Anlat bakalım. Herif kart zamparanın biri. Önce şefkatli peder öpücükleriyle başladı. Sonra işi azatınca ben de tokadı yapıştırdım. Kime yapıştırdın tokadı? Patrona mı? Evet. Evine davet etti. Arkadaşça oturup plak dinleriz dedi. Ben de kabul ettim. Ama plak çalmaya fırsat olmadan sarılıp öpmeye kalktı. Ben de patlattım tokadı. Eyvah! Eğer o tokadı atmasaydım daha da ileri gidecekti. Aman, hiç hoşlanmadım. Zaten tipim değildi. O kadar da çok uykum var ki benim. Sen kalktığına göre yatağında biraz uyuyabilir miyim? O şimdi benim yatağımda mı uyuyacak? Ne yapsın? Görmüyor musun? Çok uykusu var. Hadi sevgilim, kahvaltın mutfakta hazır. Yo. Yeter bu maskaralık artık. Sen kahvaltını bitirdikten sonra arkadaşını kaldır ve eşyalarınızı toplayıp gidin buradan. Gitmeden de ortalıkta tarak, toka, kadın çorabı gibi eşya bırakmayın sakın.
Gitmeden mi? Daha gitmiyorum ki. 15 gün tatilim var. Onu seninle geçirmeye karar verdim. Ne? 15 gün mü? Ya çıldırdın mı sen? Dün geceyi seninle beraber geçirdim. Çünkü senden hoşlandım. İyi ya işte. Dün gece aramızda güzel bir hatıra olarak kalır. Ve bugün de ayrılırız öyle mi? Bir erkekle bir gece geçirip ayrılan kadınların bir adı vardır. Ben onlardan değilim. Eğer birinden hoşlanırsam onunla yatarım. Ve 15 günden evvel de ayrılmam. Hayır, olamaz çünkü... Neden? Yoksa benden hoşlanmadın mı? Yo yo, mesele o değil. Ama senin burada kalmana küçük bir mani var. Çünkü ben biraz evliyim. Ya, bunu bilmiyordum. Neden daha önce söylemedin? Vakit olmadı ki. Görüyorsun ya, gitmem lazım. Hayır! Ne demek hayır? Biz İngilizler hiçbir zaman mücadeleden çekinmeyiz. Madem ki sana aşık oldum, onunla savaşacağım. Kiminle? Karınla. Sayın apartman sakinleri, olağanüstü toplantımızı açıyorum. Evet. Biliyorsunuz 6 ve 7 numaralı dairelerde son zamanlarda acayip ve gizli hadiseler cereyan etmektedir. Evet, garip müzik sesleri geliyor. Karıları evde olmadığı halde kadın kahkahaları vardı. Ya o sık sık gidip gelen kart horoz? İçki su gibi akıyor. Belki Esrar da içiriyor ha? Eminim yabancı kadınlar da var işin içinde. Biz dururken ecnebilere tenezzül ediyor aptallar. Burası randevu evi mi? Pezevenk mi olduk? Şeref. Namus. Ahlak. Durun, durun. Yöneticiniz uyumuyor. Bir çaresini bulacağız tabii. Madem ki sana aşık oldum, onunla savaşacağım. Kiminle? Karınla. Hayır, 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 istemiyorum. Zorla mı be? Karımla savaşacakmış. Bu kızın elinden kurtulmam lazım. Evet, kurtulmam lazım. Ama nasıl? Mutlaka bir çare bulmalıyım. Düpedüz kovarım be. Hadi, hadi git bakalım, hadi! Hayır, hayır gitmeyeceğim! Beni böyle kovamazsın! Hakkın yok buna, hakkın yok! Sana her şeyimi verdim! Karnımda senin çocuğunu taşıyorum! Sende hiç vicdan yok mu? Beni kandırmak için o kadar dil döktükten sonra... ...nasıl kapının önüne atarsın? Duydunuz mu? Kadını hamile bırakmış! Sonra da kapının önüne bırakıyor! Erkek milleti işte! Üstelik de evli! Ya rezalet! Böylesin apartmanı da barındırmamak lazım! Haklısın! Hayır! Bu olmaz! Ama ondan kurtulmanın mutlaka bir çaresi olmalı! Hem de... ...kat'i bir çare! Ben de öleyim,
canım gardiyan. Anamdan ne olur? Hayır, hayır! Beni asamazsınız! Asamazsınız! İstemiyorum! Ne düşünüyorsun? Hiç! Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey keşfettim. Bülent'in dairesinde bir kadın var. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Nereden bilecekmişim? Bülent'ten duymuştum. Bülent çalışmalarına yardım edecek genç bir kız arıyordu da. Ya, demek çalışmalarına yardım edecek genç bir kız arıyordu. Güzel. Yarın şu genç kızı bir görelim bakalım. Görelimmiş, ne lüzum var karıcığım? Basaraktan İnci de dizere biten. Gel canım, gel amma. Buyurun. Thank you. İnşallah bugün bir aksilik çıkmaz da giderim ha. İnşallah. İnşallah. Mahalle Hanım. Efendim. Biraz evvel Bülent Bey'in gazetesini verdim de. Gazeteyi Bülent Bey almadı. Kim aldı? Aldı. İşte hadi hop hop. Uçak saati geldi karıcığım, hala çene çalıyorsun. Taksiyi çağırdık. Dün gece de sana söylemiştim. Şu Bülent Bey'in yardımcısını göreceğim diye. Bu Bülent Bey bir hatlar karıştırıyor ya, neyse. Hadi dur. Merhaba. Merhaba. Karınız daha seyahatten dönmedi değil mi? Hayır, dönmedi. Duyduğuma göre kendinize bir yardımcı tutmuşsunuz. Hadi karıcığım, pek vaktimiz yok, uçağı kaçıracaksın. Ve muhalla gene kardeşinin doğumunda bulunmak için İzmir'e gidiyor. Hadi karıcığım, hadi şekerim taksi bekliyor aşağıda. Hadi güzelim benim, hadi. Hadi! Aceleniz yok! Karınız ne zaman dönüyor? Bilmem, yakında döner herhalde. Pek acelesi yok da. Güle güle Saffetciğim. Allah'ım aldık Bülent Bey. Gene görüşürüz. Güle güle muhala. Kim bu kadın? Yabancı değil, benim karım. Yardımcınız da ne kadar kıskançmış. Hadi Saffet gidelim. Bana bak! Eğer karın benim karıma bunları anlatırsa boynunu kırarım senin! Bırak yakamı be! Benimle kabahatim var, dur diyorum! Bir de dayak yiyeceğiz! Of! Çağıracak başka şoför bulamadın mı? Nesi var şoförün? Yok bir şey! Uçağa 35 dakika var, yetişebilecek misin? Merak etme abi, evelallah kuş gibi uçar gene yetişiriz. Alın bak, yetiştiriyormuş. Hadi canımın içi, gel. Gel sallanma, hadi şekerim. Bak buradan kuş gibi, oradan kuş gibi güle güle varırsın inşallah. İnşallah, hadi. Annene selam söyle, kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak, üşütme, terlene bakma. Merak etme canım. Ola Remzi. Sağa döneceksin, sağa! Bizim mimar Blendo uğrayacak, anladın mı? Kapıyı baldırı çıplak avrat açınca tepem attı. Git hemen Rüsten Bey'e anlat dedim. Bu işin şakası kalmadı. Sen hemen herkesi topla. El ele verip bu rezalete bir son vermeli. Çok doğru. Hadi sen de hemen yöneticiye falan haber ver çabuk. Sen hala koyduğum yere otluysun be. Bu plajada hiçbir ilerleme göremedim çıban. Haklısınız, haklısınız. Pek ilerleyemedim. Ama siz de hak verirsiniz ki pek kolay bir iş değil yaptığım. Mamafi gördüğünüz gibi çalışıyorum. Bak oğlum, sevgili evladım.
İyi çocuksun. Kabiliyetli de sayılsın. Seni severim. Ama parayı sındın da çok severim. Bu işe milyonlar yatırmışım ben. 3 yıl içinde plaja bitmezse kendine başka bir iş ara. Hello. Kim bu kız? Hiç. Memnun oldum bayan hiç. Git. Ne koviyisin kızı öyle? Konuşurken sizi rahatsız etmesin istedim. Rahatsız olduğumu kim söylediyse? Bu da eşnebi mi? Evet, İngiliz. Öyle mi? Ben İngilizlere bayılırım, bayılırım. Sen İngilizce biliyor musun? Yes. Yes dedi. İngilizce biliyor. Söyle bakayım, nasıl buldun İstanbul'umuzu? Bilmem, hiç gezemedim ki. Şanslı kızsın. Tam adamına rastladım. Ben ecnebi cezdirmana bayılırım doğrusu. Arabam aşağıda, istersen seni ben cezdireyim. Ama nasıl olur? Çok iyi olur, çok iyi olur. Hadi hemen hazırlan. Ama ben bu müsüyü tanımıyorum ki. Patronum Hasan Bey, bu da Suzi. Eğer teklifini kabul edersen bana büyük yardımın olur. Hayatım bu adamın elinde. Ciddi miyiz? Ha? Bunu senin için yapıyorum. Güle güle, ben çalışıyorum. Çalış, ben de çalışacağım. Of be! Herif de bokunu çıkardı yani. Ne zannediyor burayı be? Her yerden bir karı çıkıyor. Ben yöneticiyi bir göreyim bakayım. Buyurun. Ama ben sevişmek değil, dans etmek istiyorum. Tamam. Şu havayı biraz değiştirin be! Allah aşkına çalışamıyorum! İçki işleri kolaylaştılar. Bir bira içer misin? Okey! Okey! Pam pam pam, la la la, oh! Mualla! Senin ne işin var burada? Ben Bülent'e bakmaya geldim, senin ne işin var burada? Ah, başıma gelenleri sorma! Bindiğim taksi kamyonla çarpışıp devrildi. Sen de uçağı kaçırdın tabii. Kaçırdım. Aşk olsun yani Mualla! Bu da mazeret mi? İstanbul'da başka taksi mi kalmadı? Madem o devrildi, insan başka bir taksi bulup uçağa yetişirdi. Ne söylüyorsun sen? Ben ölümlerden döndüm, haberin var mı? Aferin şeker karıcığım, üzülme sen. Hadi evimize gidelim canımın içi. 90'dan döndük. Cırırttın beni cavri kızı be! Cır şöyle biraz oturalım sana baş başa hadi! Cır! Ne olursa unutma, kavgadan artık bıktım! Kalbimi kırma sakın! Ben seni içeceğim, buna ne lüzum var ki yani? Hadi ama! Aklıma bak ne geldi! Ben kafamı kırarım da senin hatrini kırmam! Ay ay, bundan böyle, ay ay de ki bana! Çiripiripi! Baş başa kalabileceğimiz daha sakin bir yer yok mu? Var tabii, olmaz mı? Benim bir garsonli yerim var. Görsün, hepten bayılısın yani. Ha? Thank you.
bilirsiniz. Ha? Bu sefer de Ingrid. Oh, Allah kuvvet versin. Kalktın mı şekerim? Sana kahvaltı hazırladım. Nasıl, dün geceden memnun musun? Dur, asılma boynum öyle. Kapı kapı, kapı çalıyor. Hello. Hello. Hello güzelim. Şey, patrondan, patrondan ne haber? Ah, turşusu çıktı, mışıl mışıl uyuyor. Sakın ona tokat atmadın ya. Yok canım, lüzum kalmadı ki. Bir kadın isterse bir erkeği tokat atmadan da nakavt edebilir. Sen kalktığına göre yatak boş olmalı. Çok yorgunum. Yatıp biraz uyuyacağım sevgilim. Kahvaltı birazdan hazır şekerim. Ben bu arada bir duş yapacağım. İstersen sen de gel. Duş. Yatak. Kapıyı! Bülent Bey, neredesin? Merhaba Bülent. Merhaba. Ne istiyorsun gene sabah sabah? Nerede kız? Hangisi? Hangisi olacak? Benimki Ingrid. Ya şu şansa bak be. Tam işi ayarlıyordu, muhalle üstümüze geldi. Nerede kız, uyuyor mu? Duş yapıyor. Uf, gidip ona anahtar deliğinde bir merhaba diyeyim canım. My darling, bir öpücük. One kiss, one kiss de. My love, bana... öpücük var tabii ama sana değil. My love. Ah. Ne demek oluyor bu? Yoksa siz ikiniz... bak Suzy, sana her şeyi anlatacaktım. Yalnız... Nasıl yaptın bunu? Benim sevgilim o. Ama o benim de sevgilim oldu. Sevgilimi çalmana izin verin! Ne oluyor? Değil! Şimdi gösteririm sana! Şimdi gösteririm! Benim sevgilim benim sevgilim! Benim sevgilim! Ben de sana bırakmayacağım bunu! Boş ver, ayırmayalım. Ayıralım da! Evet, şimdi ayrılalım. Ayrılalım, ayrılalım. Kızlar yapmayın, yeriniz incinecek. Yeter artık be! Nedir sizden çektiğim? Üçünüzü de istemiyorum. Toparlayın pılınızı pırtınızı, defolup gidin buradan. Ben üçünüzü de istiyorum, sana da teessüf ediyorum ve teessüf ederek de gidiyorum buradan. Ne düşündüm biliyor musun? Madem ikimiz de bu adamı seviyoruz, neden onu paylaşmayalım? Türkler dört kadınla bile evlenirlermiş. El ele verirsek onu daha çok mutlu ederiz. Tabii ya. Ne? Daha hala burada mısınız? Gitmiyoruz ki. Kalıp seni mutlu etmeye karar verdik. Ha? İkiniz birden mi? Evet, ikimiz birden. Kralımsın be mübarek! Bir varil de bana ver, ne olur! Sürmeden ikisine birden sahip çıktın işte, şanslı! İki gün sonra gideceklerine söz verince, uyutayım dedim şunları! Ah, kapı! Şimdi yuttu kapı! Kapı mı? Ooo, yönetici bey, buyursunlar efendim! Bülent Bey'le görüşmek buyursun istiyorum! Bülent Bey, yöneticimiz uyumuyor! Bayram değil, seyran evet, değil. Bu ne nerede ziyaret? Bülent Bey? Nereden böyle? Bir iki laf etmemiz lazım. Ha? Evet, toplanıp bir iki laf etmemiz lazım. Tabii, nerede? Evet, evet. Aa, bakın ben size anlatayım. Burada biraz acayip işler dönüyor. Bülent Bey var ya, işte o bizim Bülent Bey biraz kafadan hasta. Aa, üşütmüş. Ya, görüyorsunuz, ya, bakın işte o. Ben mi?
dans. El devam, el devam. Zavallı Bülent Bey evde tedavi görüyor. Bu kızlar da Avrupa'dan tedavi için gelen özel hemşireler ya. Tabii ben de komşu olarak yardım etmem lazım, takdir edersiniz. Zavallıcık, bakın ne halde. Bülent ama Bey! Dikkat edin, tehlikeli de ısırır. Ben deliden korkarım yürü. O da kim alıyor ki? Aramızda düşman var! Eyvah! Hat safa kudurdu! Hücum! Canlı seven durma! Kaçın! Deli var deli! Deli olduğu besbelli! İstemiyorum! Bunlar başıma hep senin yüzünden geldi! Ben evli bir adamım ve karımı seviyorum! Ya bunları alıp defolursun bu evden, ya da ben pılımı pırtımı toplar giderim! Anlaşıldı mı? İşte bu kadar! Çok kızdı. Ne yapacağız? Bilmem. Hı? Saffet! Saffet bu! Bu ne kılık? Bu evde akıl erdiremediğim şeyler oluyor. Bana bakın Bülent Bey! İşinize karışmak istemem ama karınız Jale benim çok iyi arkadaşımdır. Benim de. Kızgınlığın geçti mi darling? Ne? Bir tane daha mı? Meğer siz ne hızlı erkekmişsiniz. Her şeyi sizlere anlatmak bir mümkün olsa, ama anlatamam ki. Siz herhalde onun karısı olacaksınız. Evet, karısıyım. Biliyor musunuz, bu işte Bülent'in hiç kabahati yok. Bütün domuzluk onun Saffet denen o salak arkadaşında. Bizi buraya o getirdi. Bize bekar olduğunu söyledi. Ne ikiyüzlü sahtekardır o, bilemezsiniz. Bilmez olur muyum hiç? Ama evli olduğunu biliyorum onun. Zavallı karısı. Eğer o kadının yerinde olsaydım, yapacağımı bilirdim o domuza. Ne yapardın mesela? Aynı şekilde intikam alırdım. Karşıma çıkacak ilk erkeğin kollarına atardım kendimi. Haklısın. En doğrusu bu. Bir dakika, ben açarım. Siz gidin yukarı. Belki bir erkektir. Bülent Bey buradalar. Buyurun efendim, ben de sizi bekliyordum. Beni mi bekliyordunuz? Evet, siz yukarıya buyurun, 2 dakika sonra gelirim. 2 dakika sonra? Evet. Yukarıya. Tamam. Bekleyin, geç kalma. Geç kalma. Geldim. Yıllar yılı beklemiştim. Maya! Saffet! Ne oluyor burada bakayım? Sana ne şu? Kim bu tabansız herif? Kocam. Koca... sen evli miydin? Evliydim. Memnun oldum efendim. Başın sağ olsun. Saffet! Muhalla, uçak mı düştü, katır mı tepti, hayatım ne oldu? Patron, benim bu projeyi bu evde bitirmeme imkan yok. Tenha bir yere gitmeye karar verdim, ne dersiniz? Cid evladım, haklısın cid. Nereye gidersin cid? Zaten bu ev mimarhane mi, yoksa şeyhane mi belli değil. Ben de buradan tuyuyorum. Sen de cid, yukarıda vukuat var. İmkanı yok seni artık burada bırakmam. Benle beraber İzmir'e geleceksin. Anladın mı? Yürü. Kelimi söküyordu az daha o ayı. Güle güle. Oh. İmkanı yok. Olamaz. İşçi bulma kurumundan geliyorum.
Karınız seyahatteyken size bakması için birini göndermelerini istemiş. Öyle mi? Ben geliyorum sen oraya, seni yalnız bırakmayacağım. Tamam. Ben, yürü! Konuşma! Söz verdim. Yalnız bırakmasaydın bunlar başıma gelmeyecek. Valla Allah aşkına bağırma. Ben susun! Konuşma! Hostes. Yürü! Kahveniz Bülent Bey. Merci. Hayır! Hayır! İstemiyorum! İstemiyorum bu evlanetli! Bu evde çalışılmaz! Oh be! Çok şükür kurtuldum! Dersin.